Herkese merhabalar. Ben Pertemniyen Lisesi 12. sınıf öğrencisi, 149. dönem Feyza Develioğlu. Okulumuz Robotik Kulübü öğrencisiyim. Aynı zamanda Pertemniyen Lisesi Mentörlük Programı öğrencisiyim. Pertemniyen Lisesi Mentörlük Programı'nın hazırladığı Üniversitelinin Gözünden programında her hafta Pertemniyen Lisesi'nden mezun olmuş üniversitelilerden bir söyleşi yapıyoruz. Onlara sınav hazırlık süreçlerinin nasıl olduğunu, tercih ettikleri üniversiteleri ve bölümleri neden tercih ettiklerini, deneyimlerini ve varsa tüyolarını paylaşmalarını istiyoruz. Yayınımıza başlamadan evvel, eğer hala abone olmadıysanız, Pertemniyen TV kanalına abone olmanızı, yayın esnasında ve yayın sonrasında yorum ve beğeni bırakmanızı istiyoruz. Bugünkü konuğumuz Pertemniyen Lisesi 2015 yılı mezunu Uğurkan Ateş. Kendisi Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü 2019 yılında bitirmiş. Daha sonra Belçika'da The University of Leeds'te yapay zeka ve robotik alanında bütünleşik doktora programına başlamış. Ben de okulumuzun robotik takımı kaptanlığını uzun süre yapmış bir öğrenci olarak bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bu konu hakkında bilgilendirmek istiyorum kendimi. Benim de çok ilgilendiğim bir konu ve bu yüzden şimdi yayınımıza devam edelim. Bize bugün kendisi Gebze Teknik Üniversitesi sürecini, sınava nasıl hazırlandığını, doktora çalışmalarını, başvuru sürecini ve Belçika'daki hayatından bahsedecek. Şimdi kendisini yayına bağlıyoruz. Merhaba herkese. Teşekkür ederim. İsmim Uğurkan Ateş. Gebze Teknik Üniversitesi'nden 2019, Pertemniyen'den de 2015'te mezun oldum. Genel olarak şu anda bütünleşik doktora programı ve araştırma görevlisi olarak aynı anda çalışıyorum. Öğrenci olarak hem de görevli olarak. Yapay zeka ve robotik alanında direkt aslında robotlarla günlük hayatta çalışıyorum. Genel olarak böyle kısaca bir tanıtıma geçebiliriz. Hoş geldiniz tekrardan Uğurkan abi. Şimdi siz aslında kısaca bahsettiniz kendinizden ama Pertemniyen Lisesi önceki süreçte, Pertemniyen'de geçirdiğiniz günlere geri dönüp baktığınızda, daha henüz Pertemniyen'deyken okuduğunuz bölümle alakalı çalışmalarınız var mıydı ya da herhangi bir sosyal kulübe üye miydiniz? Güzel bir soru. Aslında bu soruya birkaç tane ilginç nokta da eklemek istiyorum. Ben Pertemniyen'de okuduğum süreçte böyle bir kulübe üye değildim. Neden üye değildim? Şundan dolayı. Çünkü benim okuduğum zamanda böyle bir kulüp henüz oluşmamıştı ya da şu anki gibi aktif değildi. Ben birkaç yıl sonra tekrardan Pertemniyen Lisesi'yle üniversitede yarışmalarda karşılaştım. Yan masamızdaydı bu arkadaşlar. Teknofest yarışmasının bir tanesinde. Çok şaşırmıştım aslında. Çok aktif bir kulüpleri gelmişti. Yani aktifleşmişti kulüpleri. Ben de Pertemniyen Lisesi'ni görünce gururlandım. Çünkü yani bizimle birlikte kafa kafaya yarışıyorlardı. Yani biz orada üniversite 2. 3. sınıf öğrencileriydik. Bunun dışında bir sosyal hani aktiviteler katıldık ama hani bir kendi alanımda şu an ya da mühendislikle ilgili bir çalışma yapmadım. Yani matematik işte ve geometri ilgim vardı. İşte fiziğe de ilgim vardı. Hatta o kadar öyle bir ilgim vardı ki diğer alan işte biyoloji olsun diğer derslere biraz ilgimi azaltıyordu. Bunun dışında keşke olsaydı ben de katılabilseydim. Yani ben birkaç sene sonra okulu ziyaret ettim her seferinde ilk başta mesela başladığından itibaren bu robotik işi çok daha ilerlemiş oldu. Bence çok güzel oldu yani sizin için de. Evet. Teşekkür ederim. Bir de muhtemelen yayınımıza katılan izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi de bugün. Üniversite sınav süreciniz nasıldı? Yani nasıl bir öğrenciydiniz? Nasıl hazırlandınız? Evet. Ondan bahsedeyim. Ondan bahsetmeden önce de ufaktan şeyden de bahsedeyim. Niye bilgisayar mühendisliği? Biraz da onu da sanırım merak ediliyor bu sıralar. Çalışma sürecim yani standart bir üniversite öğrencisinin çalıştığı gibiydi aslında. Çok ilginç bir şey yoktu. Hani benim zamanımda dershane vardı. Şu an sanırım onlar kursa falan dönüldü ama dershaneye gidiyorduk. İşte gerekli işte deneme sınavları sizin gibi onlara giriyorduk. Bunun dışında böyle ilginç yaptığım bir şey var mı? Hani benim zamanımda daha yeni yeni başlıyordu ama böyle videolar çekilmeye başlıyordu. Yine matematikte işte olsun bazı konu videolarını tekrar edebiliyordum. Ya bazı derslere ilgim gayet iyiydi.
Ama bazı derslere zorlanıyordum anlamakta. Yani bunları en azından oralardan takip edebiliyordum. Bunun dışında böyle üniversiteye direkt bölümü seçmeme ilginç olacak bir olay direkt olarak yaşamadım ama ben aslında bölüm seçmeyle ilgili şöyle kafamda koymuştum zaten. Üniversitenin işte ikinci, üçüncü sınıfında özellikle rehberlik anlamında bizi hani tanıtmaya başlıyorlar meslekleri. Hani İTÜ'ye de gittik. İTÜ'de de ben çok hoşuma gitmişti orada yapılan çalışmalar. Bu yüzden hani genel olarak mühendislik seçeceğim kafamda kesindi. Hani mühendislik seçeceğim kesindi. %100 bilgisayar düşünmüyordum kesin. Elektronik de her zaman olduğu gibi aklımda vardı. Bunun dışında birkaç tane daha alan bir ara baktığım oldu. Endüstri mühendisliğine araştırdığım olmuştu. Ama yani son sınıfa geldiğimde 12. sınıfta %100 hani kafamda kesindi bilgisayar seçeceğim. Belki de ileri görmüşüz bilmiyorum. Şimdi de bayağı insanlar herkes bilgisayar seçmek istiyor. Evet. Aslında ben de tam olarak bu konuyla ilgili bir soru daha soracaktım. Yani bakınca şimdi birçok kişinin aslında merak ettiği şey üniversite mi sizce daha önemli yoksa bölüm mü? Yani üniversite açısından sizin de okuduğunuz üniversitenin alternatifleri vardı ama nasıl bir karşılaştırma yaptınız bu süreçte? Gayet güzel bir soru aslında. Şöyle, onda da ben bayağı zorlanmıştım. Şimdi yani bu biraz tabii kişisel bir çalışma meselesi fakat hani yaptığınız puan ve sıralamaya göre bir tercih listesi oluşturuyorsunuz. Her zaman her kişinin bir istediği meslek oluyor. Bir de nasıl derler, üniversite tercihi var bir de burada. Ben bilgisayar mühendisliği istiyordum fakat hani böyle çok iyi üniversitelerin hepsini tutturamadım ilk sınav girişimde. Yani ilk girişimde tercih yaptım ben direkt. Hani bunu da yapmak istiyordum ilk girişimde. Bir daha da hazırlanmak istemiyordum sınav sürecine. Burada iki tane şey vardı. Ya hani mesela direkt istediğim alan değil ama farklı bir üniversitede belki daha iyi bir üniversite ya da gerçekten iyi bir alan ama hani bunun yanında zorluklar da gelebiliyor. Ben burada üniversite yerine bölümü seçtim. Ama bölümü seçtim dediğim hani bölümü de araştırdım. Benim okuduğum Gebze Teknik Üniversitesi aslında bir araştırma enstitüsünden teknik üniversiteye çevrilmiş bir üniversite. O yüzden kültür olarak biraz farklı. Bundan önce iki tane İzmir Teknik ve yani İzmir Yüksek Enstitüsü ve Gebze Yüksek Enstitüsü bunlar aslında yüksek lisans öğrencisi yetiştiriyordu. Hani bu üniversite teknik üniversiteye geçince lisans da insanlar gelmeye başladı son birkaç senesinde. Çalışma kültürü olarak ama yine o yüksek lisans yani öğrencisi yetiştirir gibi yapıyor çalışmalarını. Bundan dolayı yani üniversite yerine bence arkadaşlara önerim biraz bölüm seçmeleri. Çünkü her ne kadar üniversite hayatları güzel olsa da şu an mesela gördüğünüz gibi korona gibi bir şey işte tüm üniversite hayatlarını ne yazık ki mahvedebiliyor. O yüzden bölüm seçerseniz en azından hayatınızda bir daha pişmanlık gibi bir şey duymazsınız. Birkaç sene üniversite hayatı geçer ama ondan sonra kendinizi geliştirirseniz güzel yerlere gelebiliyorsunuz. Teşekkürler. Gebze Teknik Üniversitesi'nden bahsetmişken onunla alakalı bir sorumuz var. Üniversiteyi okumaya başladıktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi'ni eğitim olarak, konaklama, kampüs olarak nasıl buldunuz? Sizce onu diğer üniversitelerden ayırt eden bir özellik oldu mu? Tabii. Burada direkt ben aslında böyle çok bilinen 2-3 üniversiteyle direkt kafa kıyası yapabilirim. Bununla en çok karşılaştırabileceğimiz İstanbul içinde işte İTÜ ve Yıldız Teknik gibi üniversiteler var aslında. Bunlar da aynı şekilde teknik mühendislik bölümlerinin yüksek olduğu üniversiteler. Şimdi Gebze Teknik Üniversitesi de bu üniversitelere göre biraz bazı konularda düşük yerlerde. Mesela sosyallik ve ulaşım açısından biraz kötü bir durumdaydı. Fakat işte birkaç senedir inanılmaz işte yatırımlar ve o tarafta gelişmeler oldu. Ulaşım anlamında da işte Marmaray tarzında gelişmeler oldu. Oraya direkt kampüsün içine gidiş ve geliş muhabbetleri oldu. Ve insanlar artık İstanbul'dan da buraya yazmaya başladılar. Hani bu açıdan tabii ben burada bir İstanbul'un ortasında göbeğinde bulunan üniversiteler kadar buna iyi diyemem. Fakat gelişmekte olan eğitim açısından işte üstünlüğü biraz en azından diğer üniversitelere göre olduğu için kendini bu hani bazı eksiklerini buna katlanabileceğiniz bir üniversite. Teknik açıdan ise gayet iyi bir eğitim alabildiğiniz çalıştığınız sürece bir üniversite. Tabii üniversitede her üniversitede olduğu gibi çalışmanız gerekiyor. Üniversiteye girip ondan sonrası yatmak olmuyor ne yazık ki. Genel olarak böyle. Teşekkürler.
Peki üniversite yıllarında staj yapma ya da herhangi bir işte çalışma imkanı yakaladınız mı? Evet, aslında birden çok yerde işte ve staj anlamında çalışma imkanım oldu. Bunun da aslında güzel yanı üniversitenin sanayide çok yakın ve iş, yani hem işbirliği yapması hem de sanayi bölgelerine yakın olması. Bu da üniversite seçerken eğer böyle teknik bir bölüm arıyorsanız kesinlikle buna bakmanız gerekiyor. Yani hiç mesela robotik anlamda hiç yani ya da başka bir yazılım anlamında o tarafta iş olmayan bir yerde üniversitede bir bölüm okursanız yani staj anlamında gayet zorlanacaksınız. Ne yazık ki firmalar da yakınlarında bulduğu insanları almak istiyor. Bu bir gerçek. Yani Gebze tarafında işte İstanbul Sanayi Bölgesi, Teknopark, Sabiha Gökçen o taraflar inanılmaz çok firma kaynıyor. Ben bunu bilmiyordum seçerken ama en azından siz öğrenmiş olun. Yani staj ben bazı insanlardan da okurken de görüyordum. İşte arkadaşlarım başka bölümlerde okuyor, staj arıyorlardı. Bayağı uğraşıyorlar. Biz ise yani staj seçiyorduk. Hani 3-4 yerden kabul alıyorduk ama hangisine gitsek, hangisini yapsak. Bir yaz döneminde 2-3 staj yapan arkadaşlarım bile oluyordu. Hani inanılmaz iyi ve bunun dışında mesela bazı sınıflar ve bazı dönemlerde mesela o dönemki derslerinizin yerine bir şirkette 6 ay boyunca mesela çalışabiliyorsunuz ve maaş da alıyorsunuz. Böyle imkanlar var ve bunlar neye sağlıyor aslında? Bunlar sizin direkt işe girmenizi ve iyi bir kariyer size oluşmasını sağlıyor. Ya ben kendi üniversitem açısından ve yakında gördüğüm üniversitelerde insanlar hani zaten son sınıfta bitirince iş aramıyordu. Dördüncü sınıfta yani işe girmeyen varsa %90 ihtimal kendi girmek istemiyordu derslerine belki odaklanmak için ama herkes direkt yani iş bulabiliyordu. Hani bazı insanlar daha iyi iş arıyordu. Hani onun için biraz bekliyordu. Ama iş bulma konusunda bu sanayi bölgelerinde işte dediğim gibi bir yer ararsanız inanılmaz kolay iş bulabilirsiniz. Staj bulabilirsiniz. Part-time çalışma. Part-time çalışma ayrı bir konsept tabii. Çünkü derslerinizi de ihmal etmemeniz gerekiyor. Ben 2-3 dönem part-time çalıştım. Gayet yorucu bir deneyim ama değiyor. Çok büyük bir yani tecrübe kazanıyorsunuz bence. Teşekkürler. Bir de başta aslında bölümün daha önemli olduğunu ve sizin o bölümü seçtiğini söylemiştiniz. Bölüm seçiminde nelere dikkat aldınız ve bu bölümü seçenlerin çalışma sahaları neler olur? Tabii ben bilgisayar mühendisliği ve işte ona yakın olan aslında elektronik mühendisliğinde de benzer yani çalıştığım insanlar vardı. O yüzden ikisini birlikte bahsedeyim biraz. Bu bölüm yani bölümü seçmek aslında çok zor bir iş arkadaşlar. Üniversitede yani bir hafta da işte sınav sonucu geldikten sonra ne yazık ki yani yapılıyor ama yani böyle bir şey değil çünkü hayatınızın sonuna kadar hani onu yapıyorsunuz. Burada yani olabildiğince şu an biraz şanslısınız çünkü inanılmaz çok internette deneyimini anlatan insanlar oluşmaya başladı. Bir 5 sene önce bu kadar yoktu. Bir 5 sene önce hiçbir şey neredeyse yoktu. Yani tek tük işte internette yazılar var. Yazıların tarihi ve ne kadar geçerli olduğu belli değildi. Yani seçeceğiniz alan bilgisayar açısından bilgisayarla herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bunlardan hani korkmayın. Matematik hani açısından da böyle kendinizi çok korkutmayın. Evet lise eğitimi önemli. Fakat üniversitede ne yazık ki sizin hani lisede öğrendiğiniz her şeyi baştan zaten gösterecekler. Yani öğrenebilirsiniz eğer bazı eksikleriniz varsa. Burada bence hani bu ne gibi alanlarda çalışıyorlar? Bir de kendinizi yani bu bir 30-40 sene bu işi yaparken böyle yataktan kalktığınızda işte sıkılmadan hani üfleye püfleye işe gitmeyeceğiniz bir iş seçin. Gerçekten bu önemli yani. Çünkü ne yani seçtiğinizi dördüncü sınıfta üniversitenin son sınıfında ne yapacağım diye düşünmeye başlarsanız yani büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Sonra tekrardan üniversite sınavına giriş bile hani yapan arkadaşlarım oldu hani böyle şeyler düşünen veya. Bu yüzden olabildiğince hani çalışma alanları ve günlük çalışan insanların röportajlarını izleyin. İnternette hele İngilizceniz biraz varsa çok fazla böyle video var. Teşekkürler. Peki bu üniversiteyi, Gebze Teknik Üniversitesi'ni ve bilgisayar mühendisliği bölümünü düşündüğümüzde bu süreçte size Pertemniyel'in ne gibi bir etkisi oldu? Hani önemi neydi sizdeki? Tabii. Pertemniyel'in etkisi aslında şöyle oldu. Ben bazı konseptleri işte matematiksel olarak orada iyi öğrendiğimi fark ettim. En azından üniversitenin giriş seviyelerinde işte ilk sınıfta bu tarz konularda mesela üniversiteye yani çok farklı ortamlardan giren arkadaşlar olabiliyor. Hani çok farklı
altyapılardan geliyor. Şimdi biz Perteniel hani bilindik bir İstanbul'un göbeğinde bir lise. Ama çok başka Anadolu'dan, farklı yerlerden insanlar gelebiliyor. Hepsi matematik olarak işte bazı yerlerde aynı bilgi seviyesinde değiller. Üniversitelerde bunu bildikleri için her şeyi baştan anlatıyorlar. Ve buralarda gayet zorlanan insanlar da oluyor. Ben hani şunu gördüm, hani lise test kitaplarını alıp işte matematik sınavlarına, başlangıç sınavlarına çalışanlar gördüm. Hani üniversitede bazı şeyleri çünkü bilmeleri gerekiyor hani matematik olarak. Üniversite açısındansa üniversite inanılmaz etkili. Daha doğrusu üniversitenin bölümü inanılmaz etkili. Çalıştığınız alan ve çalışacağınız iş anlamında. Ya bu da zor bir tabii ki karar. İyice araştırmanız lazım. Üniversite sitelerinde işte müfredatları bakmanız lazım. Böyle elinizdeki okullarla karşılaştırmanız lazım. Yani bunu ciddiye alıp böyle bir hayatınızı burada çünkü planlıyorsunuz. Profesyonel böyle dokümanda bile karşılaştırabilirsiniz işte. Niye bu ders verilmiş? Neden alınıyor? Hocalarla iletişime geçebilirsiniz. Son birkaç senedir bu sosyal medya işte platformları üzerinden çoğu artık üniversitenin direkt hocalarıyla birebir konuşacak hale bile geldiniz. Ya ben kendi üniversitem için en azından şöyle mesela bizde tercih zamanları insanlarla birebir gelip arıyorlar. Siz hani bir sorunuz olduğunuzda veya bir chat gruplarında direkt sorularınızı cevaplıyorlar ve gerçekten bu vakitlerini ayırıyorlar. Araştırma yaptıkları işte yazın ortasında tatil yapacak adam geliyor. Lise öğrencilerinin yani sorularını cevaplıyor. O yüzden imkan var, kaçırmayın yani böyle kafadan sadece hani rehberlik hocalarınıza veya işte bir yerlerde kurstaki hocalarınıza bağlı kalmayın. Kendiniz araştırın. Çünkü çok değişiyor yani. Güncel kalmak için ancak yani direkt kaynağa başvurmanız lazım. Peki. Gebze Teknik Üniversitesi sürecinden sonra doktora süreciniz başladı. Doktora süreciniz nasıl gerçekleşti? Bir de neden yurt dışında devam etmek istediniz? Neden Belçika, neden The University of Leeds? Evet, onu da şöyle bahsedeyim. Aslında benim direkt doktorayla başlamıyor. Arada bir profesyonel çalışma şeyim de oldu. Dördüncü sınıfın başından itibaren gömülü yazılım üzerine İstanbul'da bir firmada çalıştım. Bu firmada çok aslında deneyim kazandım ben bir teknik açıdan. Çünkü profesyonel bir grupla işte birebir hani profesyonel bir yaşantıda çalışmak önemli bir tecrübe. Burada bir sene boyunca çalıştım. İşte aynı anda bitirme projelerimi de gerçekleştiriyordum ve son derslerimi de alıyordum. Burada önemli olan yani nereye git, hani ne yapmak istediğinize o sırada karar veriyorsunuz. Yani ben bu bir sene içinde biraz kafamda fikir oluştu. Çünkü ilk iş başvurularından ya da part-time'ları saymazsak hani gerçekten ilk işlerimden biriydi büyük anlamda. Burada bazı şeyleri gördüm işte hani insanların nasıl kariyerini şekillendirdiğini. Burada hani bazı fikirler, araştırmalar alanımı değiştirmeye kadar hani farklı yerlere kaydı. İlk başta başladığım alan mesela gömülü yazılımken sonradan biraz işte yapay zeka ve robotik aslında bu tamamen gömülü yazılımdan biraz farklı bir alan. Buralara kaymaya başladım. Hani bu çalıştığım süre boyunca araştırmalarla oldu. Niye yurt dışında devam etmek istedim? Aslında benim öyle direkt yurt dışı heveslerim ve hayallerim yoktu. Yani herkesin var biliyorum. Artık insanlar hep yurt dışına gitmek istiyor bir şekilde. Benim aslında şöyleydi. Ben hani dediğim gibi yapay zeka alanında biraz araştırmalara başlayınca bu alanda çalışabilmek için Türkiye'de birkaç yer var. Bunlar genelde savunma sanayi ve bankacılık üzerine. Yani bu alanlar dışında bir şey yapmak istiyorsanız biraz hani genişletmeniz lazım. Türkiye'de de biraz ne startup açısından biraz böyle firmalar var. Ama hani çok fazla yok ne yazık ki. Hani olsun istiyoruz tabii. Hani ben de böyle bir arayışa girdim. Böyle bir araştırma işte görevlisi işte tarzında bir başvuru gördüm işte içeriklerinden yapay zeka üzerineydi. Hani buna başvurdum. Mülakat süreci oldu. Sanırım onları zaten soracaksın birazdan. Bu mülakat süreçleri ve bundan sonrası hani aslında ben direkt hani yurt dışına çıkmaktan çok hani istediğim bir proje ya da istediğim bir şey üzerine çalışmak için yurt dışına çıktım gibi denilebilir. Evet, bununla alakalı sorularınız da var. Siz bütünleşik doktora programındasınız. Bunun aslında normal doktoradan farkı nasıl oluyor? Bir de araştırma görevliliğinden bahsetmiştiniz. Bununla alakalı nasıl çalışmalar?
Bütünleşik doktora, normal doktoradan farkı, ya bu özel bir program aslında. Hani çoğu yerde böyle bulunmayabiliyor. Değişik bir program. Şunu sağlıyor: genelde doktora için hani bazı gerekli, işte yüksek lisans veya master'da belli bir kredi almanız gerekiyor. Onu tamamlamanız gerekiyor. Yani bütünleşik program bilgisayar alanlarında özellikle çok fazla yaygın. Computer Science diye geçiyor yurt dışındaki computer, yani bilgisayar mühendisliğinde aslında oradaki şey değil, Computer Science bilgisayar bilimi gibi geçiyor. Bu tarz programlarda aslında sizden yani eksik olduğunuz dersleri de veriyorlar, yüksek lisans gibi. Aynı normalde, çünkü bir doktora programında çok fazla bir ders almanız gerekmez. Genelde ya bir asistanlık yaparsınız veya hani bir araştırma yaparsınız veya bazı şeylerle bir kredi toplarsınız. İşte çıkardığınız makaleler veya yaptığınız akademik çalışma ile ilgili. Ama bu bütünleşik programda ders de almanız gerekebiliyor. Tabii bu hocanızın hani ne gibi konularda size yönlendirdiğine bağlı, ne gibi çalışma yaptığınıza bağlı. Ben kişisel olarak mesela robotik üzerine bazı dersler almam gerekti. Böyle diyebilirim genel olarak. Teşekkür ederim. Araştırma görevliliğinden de bahsedeyim, onu unuttum. Bir de araştırma görevlisiyim. Evet, o da aynı anda aslında iki iş olarak oluyor yani. Zaten bu çok yaygın bir olay. Doktor öğrencileri bu masraflarını ve hani yaşamı geçirmek için genelde bu tarz şeylere başvuruyorlar. Ya asistanlık, ders asistanlığı ücretli, veya hani bir yerde çalışmak yerine genelde üniversitelerin kendi böyle içinde projelere de hani maaşlı çalışan, üniversite çalışanı gibi çalışıyorsunuz. Bunun günlük olarak birçok farklılığı yok. Bir ofisimiz var hani, orada ben doktor öğrencileri de aslında, onların da bir odaları var. Hani bizim azıcık daha büyük bir ofisimiz var. Üniversite içinde gene. Günlük olarak aynı şekilde hani benim profesyonel çalıştığım firmadan birçok müthiş farkımız yok. Sadece araştırma ortamıyla tabii endüstri biraz farklı. Ben de dahil aslında birçok belki de mühendislik bölümü düşünen dinleyicimizin merak ettiği bir soruya geliyorum. Mezun olduktan sonra mühendislik öğrencileri genelde önlerine iki yol çıkıyor. Ya akademik olarak kariyerlerine devam ediyorlar ya da direkt iş hayatına atılıyorlar. Sizce hangisi, yani hangi yol tercih edilmeli? Güzel soru. Hatta buna biraz ekleme de yapayım. Yani herhangi bir alanda, bilgisayar mühendisi olsun, işte elektronik olsun, çok fazla yan alan var aslında. Yani siz bir lisans okurken bu yan alanların hepsine bir göz atmanızı ben öneriyorum. Bilgisayar açısından o kadar çok fazla yan alan var ki, yani hele daha da bu teknolojinin gelişmesiyle yan alanlar da artmaya başladı. İşte yapay zeka olsun, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme, web tasarımı, finans uygulamalarında çalışma gibi bir sürü gömülü sistem, savunma sanayide bunlar çok işe yarıyor. Yani farklı alanlar var ve aslında siz lisansta bunların çoğunu böyle öğrenmiyorsunuz. Çünkü lisansta hocaların ve profesörlerin önemli olan şeyi size ana kavramları öğretmek ve lisans ve 4 senede hani kavramların hepsini öğretmeleri imkansız. Bu yüzden aslında sizin yapmanız gereken hani lisans boyunca olabildiğince çok fazla alanlara bir göz atmanız. Bu alanların bazısının endüstride karşılığı yok ne yazık ki. Daha demin bahsettiğim gibi işte yapay zeka alanında herkes çalışmak istiyor ama yapay zeka alanında evet güzel şeyler var. Gerçekten güzel şeyler oluyor. Ama bunların hani işe dönüşmesi için böyle bazı şeylere hani parasal açıdan firmaların bunu kabul etmesi lazım. O yüzden hani iş kısıtlı bazı alanlarda. Bazı alanlarda çok fazla. Ama o alanlara bazen ilgi olmayabiliyor. Benim tavsiyem ilk başta bir endüstriyi görsünler. Ya stajda ya da part time olarak. Veya bir sene çalışsınlar. Yani çünkü direkt akademiye atlarlarsa böyle biraz farklı gelebilir sonradan, bittikten sonra. Ya bir ortamı görüp hani ona göre geçmeleri lazım bence. Hani ben ikisinin arasında bir seçim yapmıyorum genel olarak. Hani şu an akademideyim ama belli bir süre sonra tekrardan endüstriye dönerim büyük olasılıkla. Yani ben öyle direkt profesörlüğe doğru gitmiyorum ama işte hani bazı, yani kendinizi de kısıtlamayın. Ben sürekli akademisyen olacağım illa hayatım boyunca. Değiştirebilirsiniz. Yani kimse bunları şey yapmıyor. Özellikle yeni bu zamanlarda artık çok kolay oldu değiştirmekte. Genel olarak böyle bu konuyla ilgili. Bunun dışında da birkaç şey ekleyeyim. Bundan unuttuğum şeyler vardı. Bilgisayar mühendisi ve yazılım açısından eğer kendinizi bu alanlarda geliştirecekseniz, dediğim gibi
üniversite hayatınız boyunca girdikten itibaren böyle ilgili olmanız lazım. Siz nasıl kurs ve kulüp açıyorsanız hani üniversitelerde de aslında bu tarz şeyler var. Daha fazla var ve gerçekten bütçe de alabiliyor. Firmalarla birlikte de çalışabiliyorsunuz. Ben üniversite boyunca birçok kulübe katıldım. Hani bazılarını kendim açmam gerekti, hiç olmayan kulüpleri. Yani bunlar zaten aslında size üniversite hayatınızda bir şeyler katıyor ki üniversiteyi bitirince böyle sudan çıkmış gibi olmayın, tecrübeli olun diye. Dediğim gibi işte ben üniversitede mobil uygulama da geliştirmeye baktım. Nasıl bu alan hani beni ilgimi çekiyor mu? Sonra gittim web uygulaması da yaptım. Hani hepsini tatmanız lazım. Hani üniversite tabii sosyallik de önemli. Yani bunu bir denge hani halinde hem alanla ilgili bilgiler, yani ders kitaplarının gerçekten önemliliği, hani bunları okunması. Bunlar çok önemli şeyler. Hani üniversitedeki bazı dersleriniz üniversiteyi okurken anlamsız ve manasız gelebiliyor. Hani nerede kullanacaksınız diyorsunuz. Ama gerçekten bazı alanlara kaydığınızda bu yani derslerin direkt içeriğiyle ilgili işler oluyor. Yani tüm alanlar için değil ama üniversite programları da ne yazık ki yani böyle kişiye göre yapılamayacağı için hani bazı derslerin herkese verilip hani o alanda çalışan insanların o konular üzerine çalışması mümkün olabiliyor sadece. Şimdi galiba moderatörümüz ekrana izleyicilerden bir soru yansıtıyor. İyi yayınlar diliyorum. Yurt dışındaki doktor imkanlarıyla Türkiye'deki imkanları kıyaslarsak en önemli farkların neler olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ya bunu tabii ben Türkiye'dekini sadece duyduklarım ve hani tanıdıklarımdan anlatacağım. Şöyle Türkiye'deki program Amerika gibi aslında işliyor. Yani uzun yüksek lisans programının sonrasında başvurduğunuz uzun süreli bir program. Genelde 5-6 sene sürebiliyor. Avrupa'da bu genelde daha kısa. 3-4 seneye kadar olabiliyor. Projenin yapımına bağlı. Türkiye'de de uzun bir süre. Türkiye'de Amerika'da olduğu gibi daha zorlu ve çetin bir süreçten geçiyorsunuz. Akademik anlamda da yayın çıkarma anlamında. Zaten hani Türkiye'de yapıyorsunuz ne yazık ki her zaman böyle engeller çıkabiliyor. Yani burada çok kolay bir şekilde işte firmalara iletişim geçebiliyorsunuz. Kaynak olsun işte. En azından ben yapay zeka açısından bu tarz hani yüksek güçlü bilgisayarlar gerekiyor. Bunlara başvuruyorsunuz üniversite grupları olarak, araştırmacılar olarak. Yani Türkiye'de bazı şeyler daha ne yazık ki biraz kötü, daha zorlu olabiliyor benim okuduğum. Hani sonradan Türkiye'ye gelen insanlardan da hani burada okuyup ya da yurt dışında. Yurt dışında nasıl bir imkanlar var? İşte araştırma görevlilerine yani maaş imkanı sanırım Türkiye'de de var bu. Ama yani Türkiye'dekinden biraz daha iyi yani bir imkanları var yurt dışında. Bunun dışında tabii ki gittiğiniz ülkeye bağlı olarak bazı sıkıntılar da var. Çünkü Avrupa'da en azından çoğu yerde aslında ana diller İngilizce değil. Hani bu bir sıkıntı yaşatabilir size buradaki sosyal hayat ve yaşama entegre açısından. Yani doktor açısından bir sıkıntı yaşamazsınız büyük olasılıkla. Çünkü doktora seviyesinde genelde bir İngilizce bilen insanlar olabiliyor. Ama hani böyle çok sadece bildiğin dilin bilindiği yerlerde bu bir sıkıntı arkadaşlar. Hani yurt dışına gitmek istiyorsanız bu tarz hani yabancı dilde ya öğreneceksiniz ya da İngilizce konuşulan yerler işte Hollanda olsun, işte İsveç gibi hani İngiltere, Amerika hani bu tarz yerler. Ne yazık ki İngilizcenin konuşulduğu yerlere de başvuru süreçleri çok daha zor. Mülakat sürecinden de bahsedebilirim bu arada. Sanırım atladık onu. Unuttum ben. Mülakat süreci de şöyle oluyor. Ya yüksek lisans yaptıysanız veya direkt lisanstan itibaren yapmanız gerekenler aslında şöyle. Yüksek lisans yaptıysanız işiniz biraz daha kolay. Çünkü bazı yerlerde direkt yüksek lisans isteniyor. Hele bazı bölümler için özellikle isteniyor. Bilgisayar bölümü için direkt istenmeyebiliyor. Sadece yani lisans bitirmeniz ve bazı şeyleri tamamlamanız olmanız yeterli. Ama hani belli ortalama şartları var. Bunlar aslında çok standart şartlar. İşte 2,5 ortalama genelde istiyorlar. Yabancı dil işte İngilizce belgesi istiyorlar. Bu belgeleri başvurduktan sonra da verebiliyorsunuz. Yani başvuru sürecinde belgenin olması dert değil. Ya da sınava girmemeniz bile dert değil. Çoğu yerde. Bazı yerler üstüne yüksek lisans açısından özellikle bir
parasal açıdan da bazı gereklilikler istiyorlar. İşte bu dondurulmuş hesap tarzında veya bir burs bulmanız gerekiyor. Doktorda kesinlikle böyle bir şey olmuyor. Doktor daha kolay yani bulmanız bence eğer bulabilirseniz. Bunun dışında mülakatlar da şöyle. Ben tabii bunu sadece bilgiler açısından söyleyebileceğim. Hani diğer alanları bilemiyorum ama yani bu iş mülakatlarından çok bir farkı yok. Size bu hani başvurduğunuz alanla ilgili bir ön işte CV'niz oluyor. Bu hocalarla iletişime geçiyorsunuz. CV'nizle ilgili bir ön elemeden zaten geçiyorsunuz. Sonra sizinle bir şu an tabii videolu normalde belki fiziksel işte mülakat oluyor. Bu teknik sorular oluyor bunun üzerinde tamamen. Alanla ve üniversitenin 4. sınıfında yaptığınız çalışma ve bu konularla ilgili. Genelde teorik sorular daha çok oluyor. Programlama için işte yazılım için programlama soruları da olabiliyor. Yani bunlar üzerine bazı yerler bunu standartize etmiş ve test web siteleri üzerinden yapabiliyorlar. Ya burada tabii şeyler de var. Hani lisansta yaptığınız bitirme projesini mesela çok iyi bir projeyse bir makale çıkarabildiyseniz veya vesaire bunlar sizi öne çıkarıyor. Hani ne yaptıysanız herhangi bir farklılığınız sizi öne çıkarıyor bu süreçte. Çünkü hiçbir şey yapmadan 3 ortalamayla başvursan bile 4 ortalamayla başvursan bile çok böyle öne çıkamayabilirsin. Çünkü bir sürü kişi var. Hani başka şeyler olması lazım. İlginizi anlamaları lazım. Hani gerçekten ilgili olduğunuzu. Genel olarak böyle bu ikisi arasındaki fark. Peki siz bu kadar hayatınızın önemli bir kısmında robotik ve yapay zeka ile ilgilenmiş biri olarak robotik ve yapay zekanın gelecekteki yerini nasıl görüyorsunuz? Biz neler bekliyor? Tabii. Yani ya ben öyle tabii böyle çok uzun süreli tecrübeli biri değilim. Yani benden çok daha tecrübeli burada insanlar vardır bile yayın izleyen ama yani genel olarak şöyle 2013'ten itibaren işte bu yapay zekada çok büyük yani atılımlar başladı ve işte daha yeni yeni aslında bunun meyveleri yeni çıkmaya başladı. Yani teorik atılımların üzerine işte bunların gerçeğe dönüştürülmesi üzerine derin öğrenme işte yapay zeka üzerine bir sürü iş alanına çıkmaya başladı ve bazı iş alanlarının da aslında yerini almaya başladı. Ya bu açıdan da devam ediyor. İnanılmaz büyük bir artış var. Bu alanda çalışmak isteyenler, bu alanda araştırmacı olmak isteyen, bu alanda startup açmak isteyen direkt akademi değil de adam iş fikriyle gelip gerekiyor. Başlangıç şeyi inanılmaz daha düşük herhangi bir işe göre. Çünkü bir bilgisayar ve işte bazı servislerle çok basit şekilde bu işlere girebiliyorsunuz. Adam evinde iki tane bilgisayarla oturup işte bu işlere başlayabiliyor. Eskiden bir iş kurmak çok daha zordu hani buna göre. Ve gerçekten de dünyayı yani de böyle değiştirecek önemli şeyler yapabiliyor. Artık yani bir şeyimiz kalmadı yani bir bahanemiz. Hani ne Türkiye'den de bunları yapmak artık gerçekten kolay. Çünkü internette her şey elinizde var. İngilizce ve internet. Bunu bildikten sonra her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bir de tabii disiplinli ve çalışmanız ve anlamanız lazım bu konuları. Yani benim tavsiyem işte bu alanlara hani yapay zekaya falan girecekse insanlar hani bunları kitaplardan işte kurslardan iyice hani anlamalarını matematiğinden başlayıp öneriyorum. Çünkü yani zor bir alan. Öyle bir saatte ya da bir ayda öğrenilecek şeyler de değil. Hani bir sürü matematik ve ders var arkasında. Hani zor dediğim aslında arkasında çok fazla bilgi birikimi gerektiriyor. Yani onları öğrenmeye başlaya zor oluyor. Yoksa böyle bir anlama zorluğu veya bir şey yok. Yani lisede bir öğrenci de bunu yapabilir. Hani yapıyor da. Ya ben gerçekten çok ilginç insanlarla tanıştım üniversitede. Lise 1'de hani bu konulara girmiş insanlar işte yarışmalarda gördüm bu insanları. Lise 2 öğrencisi falan. Hani bu insanlar da mevcut. O yüzden hani kendinizi böyle şey yapmayın. Derslerinizi aksatmadığı sürece bu tarz şeylere vakit ayırmanız bence güzel. Yazılım olsun, yapay zeka olsun. Tabii yapay zekaya girecekseniz ilk başta bence bir yazılımda ilk başta bir kendinizi toparlayın. Yazılımdan bilginiz geldikten sonra yapay zekaya da girebilirsiniz bence. Peki, çok değerli şeyler söylediniz. Son olarak Paternal Lisesi öğrencileri dahil olmak üzere bütün lise öğrencilerine iletmek istediğiniz tavsiye niteliğinde mesajlarınız olur mu? Tabii. Yani en azından şu an daha yolun başındasınız. Güzel bir şey. Üniversite sınavı hani geliyor. Orada bir şeyler yapacaksınız. Orada bir sıralamanız olacak. Yani bundan sonra bölüm seçerken ya ben umarım kafanızdan bir bölümü seçmişsinizdir şimdiden.
Çünkü bu önemli bir kavram ve zor bir seçim. Bunu ailenizin durumu ve ailenizin bunu kabullenmesi de gerçekten zor. Herkes yani her istediği her zaman olmuyor ne yazık ki. Ama yani bunu ikna etmeye bence bakın. Yani bir kendinize gerçekten güveniyorsanız bu şeyde, bu alanlarda çalışmak için. İşte yazılım alanında çalışacaksanız da zaten burada bir ikna şeyiniz olmayacak. Zaten yazılımda çalışmasına kimse bir sıkıntı çıkarmaz hani insanların, ama yazılımda da şöyle bir sıkıntı var. En azından sizin için. Ya bir geliyor, bir nesil var. Yani herkes yazılım bilgisayar mühendisliği yapmak istiyor. Veya bunları okumadan da yapmaya başlayanlar çok fazla olmaya başladı. Yani çok fazla büyük bir kavramla insan topluluğuyla kapışıyorsunuz, yarışıyorsunuz. Ama ya korkmayın da gözünüzü. Tamam öyle, ama şöyle bir olay da var. Gerçekten kalifiye, gerçekten işi düzgün bilen insan az aslında hala. Yani çok fazla giriş seviyesinde insan var veya azıcık üstünde. Ama gerekli insan daha üst bilgiye çıkarabilirsiniz kendinizi üniversitede. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yani bu iş bulamam korkularına girmeyin. Gerçekten bulursunuz. Yani benim tüm arkadaşlarım işte iş seçiyor yani. İlanlar geliyor çalışırlarken veya çalışmadan önce de geliyorlar son sınıfta. Direkt bitirme projelerinin demo günlerinde, işte bunların bakım fuarlarında veya şeylerinde bile iş teklifleri gelebiliyor. Dediğim gibi kendinizi geliştirirseniz iş sıkıntı değil. Bu her meslek için geçerli. Bazı meslekler tabii daha zor. Yani orada da biraz gerçekçi olmanızda da şey var. Ya onu yanlış söylemeyeyim. Hani bazı meslekler gerçekten hani şu an daha az talep var, az iş imkanı olabiliyor. Hani biraz ilginizin olduğu fakat böyle biraz da gerçekçiliği olan bir meslek bence seçmelisiniz. Tabii kendi kafanıza göre ben yapabileceğim deyip hani o alandaki en iyi insan da olabilirsiniz. Ya bu tamamen size bağlı, ama bunu yani yapacaksınız, büyük bir riske giriyorsunuz. Bu risk gerçeğe de dönüşebilir. Bir güzel bir şekilde dönüşmeyebilir. Bence risk, hani bilmiyorum, tabii kişinize bağlı. Risk almak almamak bilemeyeceğim. Teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için öncelikle. Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Son olarak söyleşimizin başında da bahsettiğim, eğer hala abone değilseniz Pertemiyer TV'ye abone olmanızı ısrarla istiyoruz. Bu cuma akşamı Boğaziçi Üniversitesi'nden yine başka bir üniversiteli Pertemiyer Lisesi mezunu arkadaşımız yayında olacak. Bizi Pertemiyer TV YouTube kanalından ve Pertemiyer'den adıyla Instagram'dan takip edebilirsiniz. Umarım keyifli bir yayın olur.